Efendim herkese merhabalar. Ben Emre Saygan. Hepsinden Var YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi dostlar, neredeyiz? Adana'da Adnan Menderes Bulvarı'nda Amerikan Adası'nın girişindeyiz. Ne yaptık? Böyle güzel kardeşim Zafer'in yerinin videosunu yaptık. Böyle sıkmalar, gözlemeler, tostlar, salep, çay. Oo, neler var neler. Manzara 10 numara. Böyle çiçek gibi manzarada harika lezzetin tadını çıkarttık. O zaman siz de videonun tadını çıkartın. Buyurun efendim. Şimdi kardeşim tostlarımız hazır. Hazır. Normalde tabağın yanına koyuyordun aslında domatesi, evet, salatalığı. Ama ben sulanmasın diye istemedim. Aynen. Masaya harici göndereceksin. Evet. Eline koluna sağlık. Şimdi afiyet sade yapacağız ve bir tane de yengen yapacağız. Evet. Doğru mu? Tamamdır. Hadi bakalım. Zafer'im selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Ne var ne yok kardeşim, nasılsın? İyidir abi, şunu şükür, sen nasılsın? Ben deyim, teşekkür ederim. Şimdi burası neresi, biz neredeyiz? Burayı bir tarif et bize. Burası Adnan Menderes Bulvarı, Amerikan Adası girişi, Zafer'in yeri. Zafer'in yeri, girişteyiz. Evet. Zaten girer girmez insanların dikkatini çeken böyle harika bir görüntüm var kardeşim orada. Şu aşağıdaki masalar da senin değil mi? Evet. Bu aşağıdaki masalara kadar hizmet veriyor musun kardeş? Evet. Yorulmuyor musun baba? Buradan oraya. Ekmek davası diyelim. Değil mi? Evet. Müşteri için her şeyi, evet, yaparım. Şimdi dayıcığım burada neler var? Bizden bize ne hazırlayacağız? Şu an size tost yapacağım. Tamam. Önceden. Arkasına gözleme. Süper. Sıkma ise sıkmamızı yaparız. O zaman hadi şöyle bizi doyur sabah, tamam, sabah. Kahvaltıya geldik senin mekanına. Hadi bismillah. Şimdi bu standart ekmeğin değil normalde. Yok. Değil mi? Tamam. Bizim için de öyle bir şey yaptın. Evet. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun kardeşim. Ama aslında baktığında o meşhur ütü zaten, tostçular, evet, falan. Hepsi bunu kullanır. Ama ekmek, benim, evet, ekmeğim sütlü ekmek normalde. Hmm. Siz böyle istediğiniz için. Bak hele sucuğun ne sucuğu? Böyle dana sucuğu değil mi? Evet. Oo, mis gibi görünüyor ha. Bak bu şimdi senin farkın bana göre. Evet. Tavuk sucuğu, hindi sucuğu kullanıyorlar kardeş. Tavuk sucuğunu bozuyor ya. Yani. Allah uzak etsin. Şimdi bak taze ha. Taze ya, daha yumuşacık ya. Yumuşacık. Kurumamış bile. Bizim Torosların sucuğuna benziyor acım bu. Bizim buranın sucuğuna benziyor. Evet, evet, Adana sucuğu. Eline koluna sağlık kardeşim. Şimdi hacım şunu soracağım sana. Evet abi. Yapabilirsin bu arada, sen devam, tamam, et. Ben yengen istiyorum. Daha doğrusu hangi tost çeşitleri var? Yengen diyorum ama yengen yapıyor musun mesela? Evet evet, yengen yapıyoruz. Yengen de yapıyorsun. Ayvalık tostu yapıyoruz da fazla gitmiyor yani, değil mi burada? Gitmediği için sosisle alıyoruz, bayat diyor çöpe. Yani insanlara kötü mal vermektense doğruyu yapmak ha, daha çok mantıklı. Çok da gelip ısrar eden olursa market 10 dakikalık gider alır gelir, biz gene yaparız. O zaman sen de yok yani müşteriye hayır deme şansım yok diyorsun, yok, doğru mu? Beklersek 10 dakikada markete gideriz, getiririz. Aynen öyle, güzel. Müşteri odaklı çalışmak. Sucuklarımızı da ezelim. Böyle eziyorsun onları. Tabii. Güzel. Kardeşim burada nargile var, salep var. Nargile, salep, çay, Nescafe, Türk kahvesi, onlar zaten meşhur işi. Klasik. Ne burada telefonla çalıyor ama. Şimdi sucuklarımızı böyle ezdin. Evet. Ne yapacaksın? Makineye mi atacaksın? Şimdi bu, evet, bunun bir puf noktası var mı hacım? Mesela belirli bir sıcaklığa abi, erişmesi gerekiyor mu? Bu makine şu an 200'de ısıtmak için çabuk ısınsın diye. Ama ben makineyi 150'ye alacağım. Şile şile hızlı bitsin olur. Tost sert olur. Olmaz. Kurutur yanar değil, aynen, mi? Hadi şöyle bir cozurdat o zaman ya. Ha, şu an ayarlayalım. Şöyle. Makinenin şeyi gitmiş, 150'de olduğunu göremeyiz. Anladım. Sıkıntı yok hadi. Bir şey yazılsın. Sıkıntı yok. Önce sucukları böyle, evet, atıyorsun. Peki bak hele sen domates momates menemen işi yapmıyor mu? Yok abi ya, o tost mu satıyorlar onlar, menemen ya. Yumurta falan kırmıyorsun yani. Yok sen abi, yok o melemendir abi. O desin ben tostçu Mahmud'um demesin. Ben melemenci Mahmud'um desin. Tostçu benim işte bak görün. Gerçek tost mu diyorsun evet, yani? Evet tost budur abi. Ya odun esprisi de işte hacım böyle, evet, ütü tost. Birazcık daha aynen böyle biliyorsun Adana sokak lezzetlerinin başkenti deriz biz Adana'ya. Aynen. Ya gene yaptıkları güzel bir şeydir. Tabii. Kimsenin yaptığı bir şeyi inkar etmiyorum ama tost değil benim gözümde. İşte ya orası benim ayrı. Benim gözümde tost değil. Melemen abi tost.
Doğru. Tercih meselesi. Hani insanlar ona göre tercih ediyor. Aynen. Şimdi döküm değil mi hacım bu tost makinesi? Evet. Zaten keşke evdeki bizlerin de bu aldığımız bazı markalar var ya ev evet. tipi olanlar. Keşke onlar da döküm olsa. Eşime söyledim. Sana dedim böyle makinelerden al. Yok ya, o ne ya diyor, dükkan mı? Bura ev. İşte. Ya ama bu daha iyi. Ama halbuki esası bu. Evet. Esası bu. Ama gerçi şu daha ayrı bir konu hacım bu noktada. Ev hanımlarına katılıyorum. Şimdi bunun ısınma derecesiyle, çabukluğuyla şey bir değil. Bu makine evet birazcık daha böyle ev hanımlarına göre haklılar. Şimdi ben bunu 200 derecede yapsaydım ısıcık kururdu. Değil mi? Yakardın, evet, kururdu. 150'ye aldık. Şu an... Oh. Bak ya. Şimdi bir porsiyonda, daha doğrusu tüm ekmekte bir kan şey mi kullanıyorsun böyle? Evet. Tüm bir ekmekte bir tane... Parmak mı diyeyim, kangal mı diyeyim artık? Parmak sucuk. Parmak sucuk değil mi? Parmak evet. sucuk olduğu için. İyi ama şeyi beğendim. Hani dana sucuğu kullanman gayet mantıklı, iyi evet. olmuş o yönde hacım. Ben de hayatta kötü mal olmaz. Bak gelirken farkındaysanız ikramlı kurabiyelerimiz. Şimdi salebin yanında vereceksin. Hemen bayatlamış diye, evet. Bayatlamış diye hemen tazesini koyuyorsun. Ben vallahi helal olsun abi. Kardeşim. Helal olsun. Şimdi kötü mal olmaz. Kaşar peynirin ne kaşarı hacım bu? Tostluk kaşar herhalde. Evet, tostluk yağlı. Kaşar. Normal, tam yağlı. Markası falan var mı? Böyle pınar mınar mı yoksa? Vardı da ben kutuya direkt gelip... Lezzeti güzel diyorsun. Dikkat etmedi. Sallıyorum gidiyor diyorsun. Şimdi maliyetler de... Ama değiştirme fazla. Ben kaşar rengine bakın. Anlar, tam yağlı. Oh, iyi güzel, eline sağlık. Ama anladığım kadarıyla sen hazır dilimlenmiş olanı alıyorsun. Evet. Değil mi? Yani dolayısıyla tost peyniri, tost kaşarı diye düşünün. Peki beyaz peynirli falan yapıyor musun? Sadece kaşarlı mı var? Sadece kaşarlı. Sadece kaşarlı, tamam. İşte anladım. Dediğim gibi çok isteyen olursa onu da götürür. Gider, yapayım. Alır yaparım diyorsun. Helal olsun, helal olsun hacım. Şimdi burası her gün açık mı? Ondan sonra... Her gün açık, 24 saat açık. Heh, şimdi onu soracağım. Haftanın 20, her günü 24 saat açık. Hizmet veriyorsun. Allah yardımcın olsun kardeşim. Allah bereketini bol eylesin inşallah. Allah razı olsun. Şimdi onu süreceğim üstüne öyle. Şimdi normal şartlarda dostlar gönül burada tereyağı kullanmak isterdi ama evet. Malum fiyatlar. Malum fiyatlardan süt ve süt ürünlerine gelen zamlardan sonra valla süte de iğneye de hepsine bizden geldi. Her şeye geldi değil mi zaman? Allah yardımcımız olsun. Aynen öyle. Şimdi hacım kaç yıldır burada hizmet veriyorsun sen? Ben 2012'den beri burada hizmet veriyorum. 2012'den beri maşallah. Bu kadar yerimiz büyük değildi. Değil mi? Şimdi çok aslında büyüdük. Şimdi zaten şöyleyiz. Son 4-5 senedir ama böyleyiz. Büyüdük yani. Amerikan adası deyince zaten sizlerle aslında böyle keyiflendi buralar. İnsanlar pikniğe geliyordu buraya. Aynen. İşte sizin gibi kafe teryalar ya da kafelerle yani bizim, de bizim burada olmamız bir nevi ailelerin güvenliği. Değil mi? Öyle diyelim. Önce yani çok polis yoksa biz varız. Çok eskiden çünkü. Polisimiz gene yani bizim polise burada bir şeyimiz yok. Hani olmadığı yerde bizler buradayız. Yani insanlar rahat rahat gelebilir, bir bayan gelip oturabilir. Ama şurada esnaf olmazsa bir bayan tek başına buraya gelemez. Şimdi onu diyeceğim işte. Eskileri hatırla böyle 91'leri, 95'leri. Korkardık burada gezmeye ya. Polis baş edemezdi. Evet. Ne evet. olaylar olurdu, ne evet. olaylar olurdu. Aynen öyle, aynen öyle. Ama şimdi bak böyle çiçek gibi. Biz çocuktuk o zamanlar. Gerçekten polis bile hani baş edemiyordu. Buranın çocuğusun. Evet. Adanalısın. Adana çocuğuyum. Maşallah. Aslım Bitlis. Aslım Bitlis. Ama doğma büyüme Adanalı. Adanalısın. Adanalı hep kardeş. Heh, aynen öyle. Adanalı hep kardeş. Yavru. Hazır herhalde, az kaldı. Yok az kaldı abi, hazır değil. Daha kaşar erimemiştir. Şimdi burada nargile de var. Ondan sonra salep var. Biz ya az az süreriz. Bir anda cozurdatmıyorsun da evet. Yok yok abi, ağır ağır. Yani tostun amacı da ne ya, kes kat üstüne. Heh, öyle yapıyorlar. Biz de öyle yapıyoruz. Ya dolduruyor ya. Bir gel hızlı hızlı bastırayım, çıkartayım. Ne abi, güzel pişsin. Ağır olsun, temiz olsun. Tamam, yavaş yavaş, şive şive bizim olsun. Şimdi biz böyle sadece elimizi üstünde tutarız ama abi. Sen çık üstüne, bir daha ayakla çık. Abanıyor de. Oh, bak bak.
Süper. O zaman dostlar şimdi Zafer kardeşimin mekanında tost var dedik, salep var dedik. Güzel şöyle, şu salep şeyin bu herhalde hacım. Ha? Onun büyüğü de var. Ha, büyüğü arada da. Bazen çift güğüm çalışıyoruz. Bu aralar tamam, havanın soğuk olması, aynen, ondan sonra ekonominin aynen biraz böyle ters yoksa olması. Yoksa biz şu an pazar günü çift güğüm çalışıyoruz. Şurada da böyle semaverimiz var, çay ocağımız var. Mükemmel ya, eline koluna sağlık. Çayın kaçak mı kardeş? Kaçak. Diyor ya. Sevdamız gibi. Heh, onu dinliyorum. Çayımız da kaçak, sevdamız gibi diyor ya. Oh. Şimdi. Yavru hazır herhalde. Evet, buradan bir kontrol ediyorsun kaşar eridi mi erimedi mi. Evet. Kardeş bu bana torpilli falan değil değil mi? Standardım bu. Yok standardım. Tamam. Çünkü izleyici geliyor ondan sonra diyor ki abi videodakinden farklı çıktı diyor. Yok abi. Ondan sonra ben gittim. Kendi şahsıma söyleyeyim. Yani ben yapmam ya. Allah yedirmesin. Heh. Yapmam. Yani Allah onu bana yedirirse yedirmesin. O da, esnaflık da budur kardeşim ya. Ben yapmam abi. Ben söylerim benim ürünüm budur, budur, budur. Elemanlarıma da söylerim. Bu kadar fazla katın eksik katmayın. Aynen öyle. Kıtır kıtır oldu ya. Maşallah. Aynen böyle hissediyor. Yoksa daha yumuşak da yapardım. Sıkıntı yok. Müşteri evet kıtır kıtır olsun dediyse onlara göre hitap edeceğim hocam. Peki bunun yanında böyle domates, salatalık falan veriyor musun? Veriyoruz. Salatalık fazla kullanmıyoruz. Bu aralar çok dönmüşler. Her şey yiyesine dönmüşler. Biber turşusu veriyoruz. Bir de domates. Şimdi kardeşim tostlarımız hazır. Normalde tabağın yanına koyuyordun aslında domatesi, evet, salatalığı. Ama ben sulanmasın diye istemedim. Aynen. Masaya harici göndereceksin. Evet. Teyzem kolay gelsin. Evet. Sağ olasın. Eline koluna sağlık. Allah Allah ne güzel açtın ya maşallah. Evde sen hazırlıyorsun bu hamuru. Bu geliyorsun burada açıyorsun değil mi? Burada hazırlıyorum her şeyi. Her şeyi burada hazırlıyorsun. Her şeyi burada avcılıyorum yani. Ben 15 senelik sıkmacısın. Şimdi ne tür sıkma gözleme var Zafer'in yerinde? Neyle? Patates, peynir, kaşar. Patates, peynir, kaşar. Ha, şimdi bir dakika. Bizim Taha'yla oğlanı normalde Zafer kaşarlı tost yapacaktın ya dayı. Evet. Hiç kaşarlı tost yapmayalım. Biz kaşarlı sıkma yapalım. Tamam. Tamam mı? Bana da şöyle bir kaşarlı, bir peynirli. Daha düzeltiyorum. Bir çökelekli, bir patatesli sıkma yapalım. Ablacığım. Bir de ayarladığın zaman şimdi kaşarlı gözlemenin kaşarını koyuyorsun. Çok ağır. 15 yıldır sıkmacıyım dedin ha? Evet. Hep yıllardır burada mıydın? Yok yok burada değildim ben. Abi, nerede sıkmacılık yapıyordun teyze? Bizim kendi çevremizde. He anladım. Abi, tamam, şimdi bu işin püf noktası mı o böyle parmak parmak ya, parmak? Sen götürdün onu. Herkes de benim gibi yapamaz. Değil mi işte göreceğiz şimdi. Şimdi göreceğiz. Zaten ablam çok iddialı. Ne söylüyorsun abi yapmak değil yani. Vallahi ben bir söyleyeyim. Ben gözlemeyi anlarsın. Göreceğiz şimdi. Şimdi kardeş şey istedik, bir tane kaşarlı gözleme. Bak bir tarafını patates, bir tarafını peynir yapsın mı? Yok yok, hiç bozmayalım düzenini. Tamam. Düzenini hiç bozmayalım teyzeyle. Bir şeyine tadına bak diyecektim, patates. Şimdi patatesli şey de geliyor. Patatesli, ondan da yapacağız tamam şimdi. Oo bak bak, bu işin püf noktasını bulmuş ha. Sabahtan hazırlamış. Evet. Hazır, şimdi uğraşmayacağız. Bak bu güzel bir şey. Senin hızlı olmanı sağlar bu. Aynen. Yoksa hepsini buna hazırlasam mı? Çok daha uğraştırırdı değil mi? Uğraştırırdı olur. Bezemi telefonu da ne güzel çalıyor bak. Sıkmalarımız da hazır. Bak hele bu senin evde yaptığın değil mi? Hazır değil bu. He? Hazır değil değil mi? Ne? Ekmek? He. Yok. Hazır değil. Ne kendim bileyim yapıyorum. Ya. He, hazır değil. Burada yapılıyor ya. Sabah ne bileyim ben böyle. Hafta sonu diye önden bir hazırlık yapıyoruz. Yani bu 1-2 saat önce olan bir şey. Mecbur yoksa şey yetişmez yani yetiştiremez. Abi. Haklı. Haklı. Hani 10 kişi de burada sıkma yapsa yetişmez. Ya 15 yıllık profesyonelim diyor ama evet, dediğin gibi yetişemez. Yok, yok, şimdi burada manken kardeşlerim de var. Siz ne evet yapıyorsunuz burada? Çayları hazırladınız. Bir dakika o ne? O ne kardeş? Çayın yanında çerez mi veriyorsun? Çayın yanında çerez veriyordu abi. Allah Allah. Çerez de veriyorsun böyle. Evet, evet.
Çayın yanında. Vav wow, ilginç ya. Kahvenin yanında çikolata veriyor. Aynen abi. Vay, eline koyma. Sen farklı sunumlar yapıyorsun evet. Aslında. Ben şu an salep yapıyorum. Hadi bir de salep koyalım. Bir de salep koyalım. Teyzem orada altını yaktı sıkmamızın. Oo. Teyzem altını yaktın. Şimdi çeviriyorum. Çeviriyorsun. Çıtır çıtır mı oluyor bu, gıtır gıtır mı? Çıtır istersen çıtır çık. Gıtır istersen gıtır, çıtır yumuşak, istersen çıtır. Yumuşak istersen. Allah Allah yokluğunu vermesin. Eline koluna sağlık. Kaç yıldır çalışıyor Teyzem burada? Valla Teyzem demirbaş yaptın mı? Onu nereye çalışıyor? 3-4 yıl önce bir geldi, bir sıkıntımız oldu, gitti. He. Ondan sonra bir daha çağırdı. İyi yapmış. O getirdik, çok sıkmacı getirdik. Bunun gibi yapar olamadı. Teyzem, mecbur geri çağırdı. Memleket nere? Ben Karaysallı. Oo, Karaysallı. Karaysallı Çıtırın köyünden. Çıtırın köyünü bilen var mı? Bak hele leopar desenli oldu ha. Gözlemeyi leopar desenli yapmışım. Allah Allah. Şimdi bunlar hazır. Bunların yanında veriyor musun domates salatalık? Domates salatalık. Tamam. Şimdi gözlememiz hazır dostlar. Salep'e tekrar dönüyorum. Gel babuş. Bak hele bardaktan daha salep'i koymadan duman geliyor. Sıcak. Belli yani. Salep dediğin ha böyle olacak. Dumanı tütecek. Peki bunun böyle bir yoğunluk kavramı falan var mı? Yani şöyle sen salebi şey alıyorsun, paket olarak alıyorsun. Yok abi paket olarak. Ha nasıl alıyorsun? Tozu var abi. Hakiki bu öyle bak. Ha bana bunlarla gel. Tozdan değil abi. Tozu insanlarımız yani marketten de alıp yapabilir, evinde de yapabilir. Bu hakiki salep. Tamam. Ha. Bu günlük yapılan sütle öyle hani öyle yapılmaz ya, herkes yapamaz. Anladım. Peki hacım salebin de 7/24 var mı? Salep'im de var, 7/24. Ama yazın yok yani. Yazın içilmez zaten sıcaklığı. Yazın bici bici mi veriyorsun? Evet. Sunumun bu şekilde. Evet. Evet, hadi bakalım. Şöyle tatlı kaşığı veriyoruz. O ne öyle plastik kaşık, az bir şey içine geliyor sanki. Çocuğa evet, mama veriyorlar. Aynen öyle. Kaşık büyük olacak, rahat içecekler. Burada şöyle. Kuramımız şöyle kurabiye var. Allah Allah. Bak bu da güzel. Bu da iyi bir şey. Evet. Bu elmalı pasta herhalde. Elmalı var. İçinde portakallı, frambuazlı. Evet karışık alıyorsun. Evet karışık. Tamam güzel. Bu mudur olayımız? Evet. Dur pardon. İksiğimiz var. Bence de var. Çünkü cevizimiz. Ben orada ceviz gördüm. Evet ceviz. Çikolata gördüm orada. Pardon. Cevizimiz. Çikolatamız. Hah. Bunları da böyle bol bol veriyorsun. Kardeş peki evet. Şimdi ben bunu verdin bana. Evet. Birazcık daha istedim. Ekstraya mı giriyor? Yok abi. Sen zarar etmiyor musun? Salep uçuk. Abi zarar ceviz edecek. Uçuk. Çikolata uçuk. Sen yedin diyelim. Öbür müşteri de yemedi. Oradan da kar ediyor. Hayır. Canlarım. Birbirini dengeliyor. Öyle kurnazlığa gerek yok. İşte helal herkes olsun. Herkes çok bana atacak diye kaydı yok. Helal olsun ama. Vallahi billahi. Onlar kurnazlık abi. Onlar başka bir şey değil. Sen atma biri de atmıyor. Ya bak, ondan da eksik mi alıyor? Yok. Tabii, aynen. Bizim doğru sunumumuz burada, fiyatımız burada. Şimdi salepimiz hazır. Salep evet. Tabi o, öyle mi dayı? Of, evet. Nasıl güzel görünüyor ya. Bak bak hele, dumanı üstünde ya, bak hele ya. Tarçınlı, böyle mis gibi. Eline koluna sağlık dayı. Çaylar Filiz. Hay ben kardeşim. Çaycı Hüseyin. Çaycı Hüseyin. Evet. Şimdi şu benim dayı değil mi? Şu benim dayı. Salep, şunu anneme vereyim. Bunu böyle koyabilirsin. Tamam. Şimdi çocuklara özel bundan veriyorsun. Evet, değil mi? Ondan veriyoruz. Salep'in yanında dostlar kurabiye veriyor. İsterseniz işte frambuazlı olan, evet, elmalı olan karışıktan evet böyle ya çeşit çeşit kurabiyeler getiriyoruz. Heh. Ya döndürüyoruz yani her çeşit. Mecburen öyle yapacaksın. Şimdi aynen dostum şu salep şöyle. Bu arada hanımın salep'i dostlar. Soğutmadan şöyle kenara koyalım, o da gitsin. Şimdi burası zaten bir aile yeri. Çocuklar geliyor, arkada top havuzunda oynayabiliyor. Ondan sonra manzaraya karşı aileler oturuyor. Güzel, suya sıfır. Şu Adana hatırası yazısı senin fikrin mi? Evet. İnsanlar orada fotoğraf çekiliyor. Evet. Tahacım. Ben direkt kendi reklamımızı alıp orada yapmadık. Adana'mızın reklamını yaptık. Aynen öyle. Çok güzel. Eline koluna sağlık. 15 yıllık teyzemi sıkmasından, şey evet, gözlemesinden yiyeceksin şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım beğeneceğim.
Güzel, kaşarı bol. Güzel mi? Güzel. Bol kaşarlı değil mi? Şimdi özellikle patateslisini tavsiye ettin. Evet. Doğru mu? Patatesli dostlar. Ve dolu dolu ha. Baba ben de bir bakayım. Bakabilirsin. Bir tarafını patatesli, bir tarafını peynirli yapsın dedi. İçinde şeyi çok başarılı ha. Patatesi çok başarılı. Güzel lan. Ya, ben bak. Beğendin değil mi? Abi yani elimizden geldiğince hata yapmamaya çalışıyoruz ya. Ha, bazen yapıyorlar ya, olur, belki olur, olabilir olur, ama olur. Ben genelde işimi takip ederim. Bazen oluyor yani işimiz oluyor, ailevi sıkıntıların oluyor. Gelemiyor, ne demiyor. O zamanlar yapmış olabilirlerse bilmem ama genelde ben hata yaptırmam. Şimdi ben veriyorsam insanlardan para alıyorum, bedava vermiyorum. Tabi. Karşılığını alıyorsun ya. Baba ayran atmayı unutmuşum. Yiyen bir daha gelip yiyecek ya. Eline koluna sağlık hacım. Şimdi zaten cevizli çikolata da ikramdı. Evet. Kaan'ın ayranını verelim. Peki bu domatesi, biberi yine tostun yanında verdiğin gibi sıkmayla gözlemenin yanında da veriyorsun. Evet. Vallahi eline koluna sağlık, helal olsun kardeş. Allah emeğini boşa çıkartmasın. Emeklerinin karşılığını en güzel şekilde alırsın inşallah. Kim işini düzgün yapıyorsa Allah'ın emeğini boşa çıkar. Amin, amin, amin. Allah, Allah dualarımızı da kabul etsin. Şimdi dostlar 7:24 karnınız acıktıysa Adana'da zaten aç kalmazsın. Evet. Adana'da aç kalmazsın. O grubun içine Zafer kardeşin de giriyor. Evet. Adana'ya yolunuz düştüğünde muhakkak kardeşimin mekanına uğrayın. Çay için, salep için, nargile için. Seviyorlarsa nargile içsinler. Kahve bizde için. Yok yok. Sıkma, gözleme, tost yiyin. Evet. Vallahi benim kanal gibi hepsinden var abi. Var da çeşitimiz var. Tavşanlar da var orada. Hepsini masaya yiyemem. Aynen öyle. Videomuzu sonlandıracağız dostum. Evet. İzleyicilerimize son söylemek istediğin bir şey var mı? Çıkın çıkın gelin. Ne diyeyim? Kaşlar. Helal olsun kardeşime. Dostlar hepsinden var YouTube kanalımda. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Yolunuz buraya düştüğünde muhakkak Zafer kardeşime uğrayın. Bu harika lezzetlerin tadına bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.